önceden toplantımıza katılan tabi odası yöneticileri arkadaşlarım ve merkez konsey yöneticisi arkadaşlarımla birlikte bugün 14 Mart Tıp Bayramı'na giderken 10 acil talebimiz konulu açıklamamızı yapacağız. Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği 2 ayından beri başlattığımız bir kampanya yürütüyor. Tabi odalarıyla birlikte karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza ve halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz şiarıyla başlattığımız bu kampanya önce ileride haftalık basın açıklamalarıyla, sorunlarımızı bildiren basın açıklamalarıyla, arkasından 23 Kasım, 27 Kasım arası beyaz yürüyüş ile İstanbul'dan Ankara'ya, daha sonra beyaz forum, ardından 15 Aralık ve 8 Şubat görev eylemleriyle bir kamuoyu oluşturma çabamızı gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Ancak sorumluların herhangi bir somut adım atmadığını, taleplerimizi hala görmezden geldiğini de biliyoruz. Kampanyamıza başlarken 14 Mart'a giden bir süreç içinde bu kampanyamızı daha da ilerleteceğimizi, taleplerimizi dillendirmekten vazgeçmeyeceğimizi, hakkımız olan istemeye devam edeceğimizi hep söyledik. Bugün geldiğimiz aşamada ise 14 Mart önümüzde görünüyor, duruyor ve biz bu 10 acil talebimizi tekrar gündeme getirmek, taleplerimizin ne olduğunun açık bir şekilde topluma ve sorumlulara iletilmesini amaçladığımız bu basın toplantısını yapıyoruz. Öncelikle ben sözü Merkez Konseyi Başkanımız Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'ya vereceğim. Ardından İstanbul Tıp Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar Sahip ortak bildirimizi okuyacak. Ben şimdi sözü Merkez Konseyi Başkanımız Doktor Şebnem Korur Fincancı'ya bırakıyorum. Değerli basın emekçileri, sevgili meslektaşlarım, odalarımızın değerli yöneticileri, emekçileri, emek verenleri ve sevgili meslektaşlarımız, sahada zorlukları yaşayan, tükenen, sağlığı üreten ama tüketilen meslektaşlarımız. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Türk Tabipleri Birliği'nde bir basın açıklamasıyla eylem programımızın devamını duyurmuştuk. İstanbul Tabip Odamızın Genel Sekreteri sevgili Osman'ın ifade ettiği gibi uzun soluklu bir eylem sürecinin içindeyiz. Türk Tabipleri Birliği olarak haklarımız için mücadele hattımız hiç değişmedi ve biz haklarımız için mücadeleye yıllar boyunca devam ettik, devam ediyoruz. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz bildiğiniz üzere. Ve bu eylem programımızın açıklanmasının ardından da tehditkar bir ifadeyle özellikle sağlık kurumlarına yöneltilen yazışma aslında bizim haklı talebimiz için yaptığımız mücadelenin ne kadar yerinde, ne kadar meşru ve ne kadar da yasal olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler haklarımız için elbette mücadele edeceğiz. Herhangi bir söz vermeden, haklı olduğumuzu teslim eden yazışmalar yapıp ama herhangi bir zamanlama, herhangi bir düzenleme yapmadan ilerliyor olmaları aslında ne yazık ki bu hakların karşılanması noktasında mücadele dışında başka seçeneğimiz olmadığını da bir kez daha gösterdi. Biz Türk Tabipleri Birliği olarak bu mücadele içinde yer alan, destek veren hekimler ve tüm sağlık emekçileri içinde haklarımızı korumak adına yapılan eylemlerde herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında başvuru adresinin meslek örgütleri olduğunu, sağlık emek örgütleri olduğunu bir kez daha hatırlatalım ve bu mücadelede taleplerimizi tabii ki sizlerin de eliyle çoğaltalım. O yüzden sesimizi çoğalttığınız için çok teşekkür ediyoruz basın emekçileri olarak. Çünkü bu topluma da çağrımız.
Bu tükenme, özellikle sağlık alanında yaşanan tükenme, hekimlerin giderek bu tükenmişlikle mesleklerini bırakma noktasına gelmesi ya da memleketi terk etmeleri aslında toplumu da sağlıksızlığa yöneltiyor. Ve hekimini korumayan, sağlık emekçisini korumayan toplumu da korumuyor elbette. Nasıl salgında hekimleri salgınla baş başa bıraktılarsa toplumu da baş başa bırakmış durumdalar ama tehdit etmekten de geri durmuyorlar. O yüzden bu hakları talep ederken bilinmelidir ki hepimizin haklarıdır bunlar ve hepimizin talepleridir. Toplumun da bu hak mücadelesine sahip çıkması, sağlık hakkı mücadelesinin bir parçası olması için de bir çağrı aslında bu. Çok teşekkür ediyorum. Ben sözü sevgili başkanım, İstanbul Tabip Odası Başkanı sevgili Pınar'a bırakıyorum. Değerli basın emekçileri, değerli tabip odaları yöneticilerimiz, değerli Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyelerimiz ve vatandaşlarımız, Türk Tabipleri Birliği'nin 10 talebini hazırlamış olduğu basın metnini okuyorum. 14 Mart Tıp Bayramı'na giderken 10 acil talebimiz. Dünyada ve Türkiye'de milyarlarca insanın çalışma ve sosyal hayatını etkileyen sağlığını bedenen ve ruhen sarsan, hepsinden önemlisi milyonlarca kişinin yaşamına mal olan bir pandeminin 2 yılını geride bıraktık. Covid-19 pandemisi döneminde yönetme yetkisine sahip olanların yapamadıklarından kaynaklanan önlenebilir ölümler yaşanırken, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özverileri çalışmaları sonucunda pandeminin daha da yakıcı olmasının önüne geçildi. Pandemi herkese hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar yaşamsal ve önemli bir iş yaptıklarını gösterdi. Bizler böylesi bir alanda nitelikli hizmet üretmeye çalışırken pandemi ile birlikte ekonomik krizin derinleşmesi, çalışma koşullarımızda yaşadığımız zorlukları arttırmış, ekonomik haklarımız giderek gerilemiştir. İşlemeyen ve sağlıksız üreten sağlık sisteminin tüm yükünü bizler çekiyor ve emeğimizin karşılığını alamadan her gün umutsuzluğa sürükleniyoruz. Ancak yaşadıklarımızın kader olmadığını biliyoruz. 81 ili temsilen 65 tabip odamız ve 180 bin hekimin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık, emek, meslek örgütleri ile birlikte uzun süredir sağlık alanında yaşanan, bizi umutsuzluğa sürükleyen bu karanlık tabloya karşı haklarımız için daha iyi bir sağlık ortamı için mücadele ediyoruz. Beyaz yürüyüş, beyaz forum, beyaz görev, beyaz nöbetlerle bizi yok sayanlara, kulaklarını tıkayanlara karşı taleplerimizi dile getirdik. Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye'de bütün sağlık kurumlarında görevde olacağımızı ilan ediyoruz. 14-15 Mart görev eylemimiz hakkı meşru ve yasaldır. Sağlık Bakanlığı'nın görev eylemlerimiz hakkında 81 ile gönderdiği yazı baştan sona talihsiz bir içeriğe sahiptir. Özellikle pandemi döneminde önlenebilir ölümlere sebep olan bizlere sağlık hakkının gerekliliğinden bahsedemez. Görev eylemlerimiz daha sağlıklı bir toplum, halk sağlığının öncelendiği sağlık politikaları içindir. Tek bir meslektaşımız hakkında dahi işlem başlatılmasına göz yummayacağımızın bilinmesini isteriz. Eylemimizin haklılığı da, meşruluğu da, yasallığı da açıktır. Tıpkı 15 Aralık ve 8 Şubat'ta olduğu gibi görevimizi en güçlü şekilde gerçekleştireceğiz. Acil taleplerimiz şunlardır. 1-
Türk Tabipleri Birliği'nin sağlıkta şiddet yasası acilen yasalaşmalı, cezalar, tutuksuz yargılama ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalıdır. 2. Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret, yoksulluk sınırının en az 2 katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az 2,5 katı olmalı, sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır. 3. Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sağlık güvenlik primleri, prim ödeme tavanı üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli, ücretleri en az yoksulluk sınırının 2,5 katı olmalıdır. 4. Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının 2 katına yükseltilmeli, tüm ASM binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün giderleri Sağlık Bakanlığı'nca karşılanmalı, aile hekimliği ceza yönetmeliği geri çekilmelidir. 5. OSGB'lerde çalışan iş yeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliği'nin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmelidir. 6. Emekli sandığı, SSK, Bağkur farkı gözetmeksizin bütün emekli hekim maaşları, pratisyen hekimler için asgari 15 bin, uzman hekimler için asgari 18 bin liraya çıkarılmalıdır. 7. Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli. Başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izne hakkı tanınmalı. İntern hekim ücretleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. 8. Covid-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı. Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı. Hekimler için ek gösterge 7200 olmalıdır. 9. Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkum eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 10. Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayıracak şekilde düzenlenmelidir. 14 Mart sağlık haftasına doğru giderken taleplerimizin acilen karşılanmasını istiyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızın gasp edilmesine, kötü çalışma koşullarına, sefalet ücretlerine karşı sağlıklı bir gelecek ellerimizde, emek bizim, söz bizim diyerek mücadelemize devam edeceğiz. Herkese bu mücadelede yanımızda olmaya çağırıyoruz. Türk Tabipleri Birliği. Teşekkür ederim.